Sen dün sesim duymuş olmalı ki buraya dev sandık koymuştu. Fakat onu az önce video öncesi açtığım için abi yok olmuş. Ama 12 gün boyunca dev sandık görüyor. Almayı unutmayın. Muhtemelen Christmas'tan dolayı yeni yıl geleceği için böyle bir şey yapmış. Şimdi bugünkü konumuz ne? Bugün konumuz eskidendir devam eden bir serim var. Doğaçlama deste serisi. Video esnasında bir deste hazırlıyorum ve bu desteye de kapışmaya çalışıyorum. Ve o serilerden bir bölüm hoş geldiniz. Hangi bölüm bilmiyorum, hatırlamıyorum. Şimdi elimize ne alabiliriz? Bir tane şampiyon kullanalım mesela. Çünkü az önce şu parladı gözümde sarı sarı altın şövalye. Ve altın şövalye en sevdiğim şampiyon ve en yüksek seviyeye sahip şampiyonum. Destemizin bir kere atak kartını belirleyelim. Atak kartı ne var? Bait kullanmak istemiyorum uzun bir müddet. Dev var. Dev de kuleye ulaşana kadar çok çabuk eriyor. O yüzden devi almayalım şimdilik. Bu arada gözün dev iskelete kayıyor. Özlemişim sanki. Kullanabiliriz. Gözün madenciye de kayıyor. Madenciyle bir atak yapamayız. 13 seviye burada kralet domuzlarım var. Olabilir mi? Olabilir aslında. Alev topuna gidebilecek bir şey alırsam olur aslında. Kralet devi de varmış. Kralet deviyle mi atak yapsak? Domuzcukları alalım bir ya. Kralet domuzlarını bir alalım. Şimdi rakibin alev topu kullanabileceği bir bir kart almamız lazım ki birkaç tane. Bizim domuzcuklarımız iş yapsın. O kartlarda mesela bir tanesi havai fişekçi olabilir ama onu ok da atabiliyor. Başka alev topu atabileceğin net bir şekilde buz büyücüsü var. Buz büyücüsünü alev topu atar. Yoksa atmazsa güzel savunur. Buz büyücüsü varsa kasırga kesinlikle olması gerekiyor bir destede. Kesinlikle ama kesinlikle. Ve kasırgam nerede? Seviyesi yüksek olduğu için yukarıda tabii ki de. Kasırgamızı da aldık. Böylelikle bir tane büyü işini halletmiş olduk. Alev topuna giden iki tane kartımız var. Üçüncü bir kart neden olmasın? O kartımız da kara kartı olması lazım ama bir hava kartı daha lazım. Hava kartı şunu alayım, havai fişekçiyi. Bu da alev topu. Alev topu bait deste yapıyoruz. Böyle bir şey yaptık. Kulübe lazım. Bina kartı lazım daha doğrusu. Ya da devleri eritebilecek bir şey lazım. İskelet ordusu olabilir ama iskelet ordusu bir tane çarpmaya GG oluyor. Başka ne olabilir abi? Pekka'yı alabiliriz. Pekka da eritir birçok şeyi. Mega Şövalye de alabiliriz. Ama bir dakika, Pekka daha iyi eritir. Düşünüyorum şu anda Pekka mı gider, ne gider buraya? Pekka'yı alayım mı ya? Pekka'yı hiç kullanmadık neredeyse. Pekka alalım. Şimdi geri kaldı bir tane daha büyü almamız lazım. Sağlam bir büyü. O da ne oluyor biliyor musunuz? Alev topu. Alev topu net gider. Alev topu değil. Aa bir dakika. Karşımıza bait gelirse yanarız abi. Net yanarız. Mecburen tomruk alacağım. Çarpma da lazım ama atak yapmak için de bir yerde. Atak yapmak için çarpma da lazım. Şu an düşünüyorum. Deste hızı çevirmek için de ufak minik kartlar lazım. İskeletler gibi. İskelet gibi. Ya da arkadaşlar. Ya da şu lazım. Nasıl? Bayağı bir hava kartımız ve kara kartımız var. İki tane büyümüz var. Direkt atak kartımız var. Kuleye doğrudan giden kartımız da var. Deneyelim. Fena bir desteğe benzemiyor. 3.8 iksir ortalamasına sahip. Sadece tek sıkıntısı şu anda büyü eksiği olması. Alev topu gibi büyük alan hasarı verecek. İksir'i işte iksir toplayıcı gibi kartlara direkt atamıyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Bol şans veriyor bize. Teşekkür ederiz. Bir de evet. Geldik abi şeye. Aa bunun alan vuruyordu değil mi o? Keşke üzerine atsaydık. Unuttum o. Yeni geldi. Yeni güncellemeyle geldi. Artık elektro büyücü gibi indiği zaman alan vuruyor. Aynı zamanda yavaşlatıyor birimleri. Evet abi karşıma atabileceğim hiçbir şey gelmiyor şu an. Hiçbir şey gelmiyor. Tamam en azından ölmedi abi şey. Olur. Harikasın abi, havai fişekçi. Harikasın ya. Daha güzel bir savunma yapılamazdı yani. Vuramıyor abi. Şeyleri vuramıyor. Vur bakayım. Adamsın. Şu, bu sefer sevdim. Şuradan şunu bırakalım çünkü oraya bir golem bıraktı. Neyse ki elimde Pekka var. İyi ki Mega Şövalye almamışım. Onda da o varmış. Ama o bir işe yaramaz kardeşim. Şimdi öncelikle şuradan bir buz büyücüsünü bırakalım ama yandaki şeyi nasıl savunacağım inanın hiçbir fikrim yok. Şuraya bıraksam gelir değil mi o? Eyvah. Eyvah be kardeşim ya. Eyvah be kardeşim ya. Şöyle toplanın abi. O ara elime tomruk döner falan filan ama. Abi Dark Goblin ne kadar iş yaptı ya. Of o da ölecek şimdi. Ama ben burada ne yapabilirim ki abi? Ne yapabilirim? Bana yazın yorumlarda ya ne yapabilirim ama neyse sağ tarafa vurmuşum. Şu an yapabileceğim yapmışım zaten. 2600'e kadar inmiş. Yeni gördüm. Bu arada kule de yavru ejderha odaklandığı için kule de gitmiş. Şey yavru ejderha dönmüş. Rahatız. Bu arada kesin ve kesinlikle ana kuleyi uyandırmamız lazım. Abicim ya. Abicim ya. Moral bozuyor. Boyun insanın moralini alt üst ediyor abi. Şuraya koyarsam uyanır.
Dur, çok geç koydum ya. Düşünene kadar adam vurdu abi. Ay ay. Onu kullanmasam iyiydi ya. Ana kule uyandırır mı uyandırır? Yok tamam güzel. Gayet güzel, gayet güzel. Of abi çok güzel vurmadım ya altın şövalye. Sağ tarafı salıyorum bu arada. Dur. Abi arkadakinin ölmesi lazım. Arkadakinin ölmesi lazım da nasıl ölecek abi? Bizim büyücü öldü. Şunu mecburen kullanacağım da kullanmasak da iyiydi bir yerde. Çünkü elinde şey var. Evet kesinlikle adam da onu bekliyormuş abi. Hata burada benim hatam. Burada benim hatam. O Tomur'u kullanmayacaktık. Tomur'u kullanmayacaktık arkadaşlar. Zaman da kalmadı. Harikayız. Ama eğer özelliği bastım. Abi ama inanamıyorum ya. Vallahi alırdım ya. Vallahi billahi alırdım maçı ya. Sırf Tomur'u erken attım diye kaybettik. Of. Pekka da ne kadar çok eridi ya. Fark ettiniz mi? Pekka hemen eridi. Yani bir golemi birazcık eritseydin keşke sonra eritseydin. Neyse önemli değil. Hemen aynı desteğe devam edelim. Desteğin ben bir eksik yanını görmedim şahsen. Tamamen şanssızlığıma ve hatama yenik düştüm. Deste güzel. En önden domuzcukları bir yollayalım. Neyle savunacak görelim. Ale topu varsa ale topu atsın. Binası varsa bina diksin. Aynı deste mi geldi abi karşıma? Kuleye de bayağı vurdum be. Elektro. Oraya bir şey harcamıyor. Rakibin desteği bir görmemiz lazım. Şimdi atarım buraya şövalyeyi. Üzerine bir mega şövalye atar. Kalırız öyle. Daha beterini attı ama önemli değil. Çok iyisin be. Mükemmel zamanlama. Vur bakayım yarasalara. Harika. 14 seviye Pekko da yani. Pekko. Yollayayım mı şunu ya? Atak şeyine bakın abi. Böyle atak yapacağım. Ve Tomra gitmedi. Harikayım be. Harika. Harikasın daha doğrusu. Buna ne harcayalım abi? Şunu atalım. Onu da... Daha fazla hasar aldık adamla. Sakinim. Çünkü kazanacağım bu maçı. Destem güzel. Adam yine çarpma varmış bu arada. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Şimdi ne yapacağız? Kasırgayı kullanmıyorum. Altın şövalyeyi kullanacağım. Kasırgayı mı kullansaydım acaba? Çok da vurdu be abi. Çok vurdun ya. Yarasa var elinde ama. Kullanayım şunu bir önce. Derken kullanamadık. Alır mı o Pekka'yı? Ah be alırdı ya belki de. 14 seviye olsa alırdı. Eminim alırdı. Abi ama sen her seferin onu atıyorsun. Onu ben savunacak bir kartım yok Pekka'dan başka. Şöyle olur. Pekka'dan başka var tabii ki de. Ah be abiciğim. Şuraya doğru gelene kadar canın gider mi? Ölmesin. Ah çok iyisin. Çok iyisin. Şu an geliyoruz bu arada. Şu an geliyoruz abicim. Koy Pekka'yı. Of, kasırganın güzelliğine bak. Müthiş değil mi ya? Tomur atak yemeyecek o. Bunu tekrar yolladım buraya. Abi önüne geçsene bunu biniciler. Bu domuzcuklar. Neyse onu kullanacakmış her halükarda. Şunu kullanıyorum çünkü orası GG. Kullanmasam da GG'ymiş zaten. Yo GG olmuyormuş tam zamanında. Ve kazandık. Doğaçlama desteğiyle win. Tamam abi kazandık. Güzel. İkinci maçımız güzel geçti. Desteği ben beğendim ya. Desteğinin bir sıkıntısı var. Çok hızlı dönemiyor. Desteği hızlı dönecek bir kart lazım. Yani korumaları çıkarıp iskeletleri alabiliriz ama korumalar da güzel iş yapıyor. Başka çünkü kara kartımız yok. Şövalye dışında. Altın şövalye dışında. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Hamid. Hamid geldi karşıma. Evet. Burada en bırakabilecek kart altın şövalye. Çünkü hava kartı varsa diye buz büyücümü erken erken çıkarmıyorum. Aa, onu mu koydun? Güzel. Atağa geçeceğim soldan. Çünkü o atıcı bu domuzcukları mahvediyor. Onu atmış yana oraya bunu atacağım. Zaten savunabilirim.
Bir dakika bir şey diyeyim mi? Kullandım özelliği de. Bir dakika abiciğim bir dakika. Kasırgayı kullansak da olurmuş aslında ama. Tamam. Bence iyi. Hasar takısında öndeyiz ama yani ona çok fazla vurdurttuk o atıcıya. O kadar vurmasa da olurdu. Eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Adamsın ya. Ama hiçbir şey yapamadın. Oraya kaç? 9 iksir harcadı. Ben de 9 iksir harcadım neredeyse. Yani aynı. Değişen bir şey olmadı da. Biz bunu neyle savunacağız? Onu atacak herhangi bir kartım yok. Bir de dondurması var. En kötü yanı. Valkyrie döndü değil mi? Bir döndü. Valkyrie döndü. Atıyorum yine de abi. Atacak kartım yok. Sağdan bu arada net bir şekilde atağa geliyor. Oraya... Yo çevirememiştir ki abi. Bir, iki... Of, çok kötü oldu be. Çok kötü oldu abi. Kullan dondurmayı. Tüh be. Şimdi kullanacak. Dondurmayı kullanacak şu anda. Ya kullanmadı. Allah'tan fişekçi ölmedi. Yoksa kullanırdı. Sol tarafa güzel hasar vermişiz ama deste bakacağız bir çaresine. Pekka'yı niye önden koydum bu arada? Oraya mezarlık çevirirdi ya abi. Şunu alalım o kuleyi. Mezarlık çevirir diye öncesinden Pekka'yı koydum ki kule mezarlığa odaklansın diye. Evet adam sol tarafı saldı. Diyor ki ben geliyorum Cem hazırlan diyor. Ben de hazırlanıyorum o yüzden. Korumalar zaten geç bırakacağım. Dur 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 dur. Lan kasırga atsak daha iyiymiş ya. Dur 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 vurma. Abi bir dakika kuleye vurmuyormuş abi şey. Ah be. Çarpmasını kullandı ama çarpmasını kullandı. Çarpmasını kullandı. Bir şey yapmıyorum oraya. Dur şuradan bir Pekka'yı bırakalım. Olur. Kullan dondurmayı. Harikasın. Harikasın abi. Sağdan güzel vurduk. Sağdan bayağı güzel vurduk. Abi ne atacağım bilemedim ya. Şövalye ölsün istemiyordum şahsen. Ama Pekka da iş yapar bir yerde. Abi çok kötü oynadım ya. Soldan geliyor adam. Şu özel ders seferini kullanmıyorum. Ne hikmetse ya nedense. Oraya bu arada bunu net yolluyorum. Abi niye geri döndün ya? Of. Çok kötü oynadım farkındayım bu arada. Deste bir garip geldi bir anda karşıma. Dur. 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 Hayır. Dur vurma. Vurma dur. Çıldıracağım. Ya yapma ama ya. Ya mezarla ben ne atabilirim ki? Bütün kartları mezarla harcadım, savunamadım yani. Anti verme bana. Bir doğaçlama deste serisi yapacağım anti veriyor ya. Desteği tekrardan doğaçlıyorum. Buna bir zehir lazım. Kasırga hiçbir işimize yaramadı. Kasırga büyücü, buz büyücüsü içine aldık ama buz büyücüsünü çevirene kadar her şey GG oldu. Hiçbir şey yapamadık yani onunla. Kimsede de alev topu gelmedi yani. İyi ki alev topu bait yaptım. Şu büyücü çıkar abi. Kasırgayı da çıkar. Buraya zehir değil de zehir alıyorum. Bir de hava kartımız hiç yok. Bir de abi şu şeyi alıyorum. Neydi onun adı? Mega Minyon nerede? Mega Dalkavuk. Mega Dalkavuk. Ha burada. Bir de Mega Dalkavuk aldım. Kavuğu. Mega Dalkavuk aldım. Bakalım. Şurada sandığımız varmış. Açalım mı? Açamadık. Evet yine kaderimiz oynadık az kalsın. Nagger geldi. En arkadan şununla başlayalım. Fişekçiyle. Bakalım ana... Tamam vur. Bunu çok seviyorlar. Dark Gormuşlar köprüden vurmayı çok seviyorlar.
Ben de o zaman şöyle bir atak yapayım. Çok güzelsin. Çok güzel. Tam zamanında. Tamam. Fişekçi güzel çalışacak orada. Fişekçi orada bayağı güzel çalışacak. Biz öyle vururuz bu arada. Fişekçi öldürmeyeceğiz. Abi Pekkam dönseydi be. Dolsaydı yani. Dolmadığı için bunu kullanacağım. Yoksa GG. Tamam şu an bir şey harcamıyorum. Rakip geldi benden daha fazla vurdu çünkü. Hava fişekçiye buradan alkış. Çok güzel iş yaptı. Hala yapmaya devam ediyor. Kule uyandırsa da. Yine de alkış. Gel böyle. Olur. Abi Dark Goblin'e bakar mısın? Çat 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 nasıl vurdu? O kadar buff yemezsin ya. Güzel güzel. Atmaya zehir atmaya gerek yok. Çok deli buff yemiş ya. Ne kadar hasar veriyor. 3 tane vurmaya GG oldu abi şey. Mega dal kabuk. Elinde atıyorum ya. Elinde Valkür var ama atacağım. Vurabildiğimiz kadar vuralım. Vuralım. En azından. Valkür'ü niye atmadın ya? Enteresan. Şu en arkadan şu fişekçiyi bırakalım. Pekka'yı kullanmadan savunmamız lazım. Çünkü Pekka bize lazım. Abi. Şöyle şuraya doğru gel. Sen onları vururken şövalye sana buradan biraz vursun. Ama niye geri döndün Pekka? Şövalye geride kalsın abi. En sevdiğim. Kullanmaya gerek yoktu sanki o bir iksiri. Özelliği yani. Evet koy bakayım kraliyet devine. Abi Mega'yı gördünüz mü? Adamsın Mega Minyon. Şunu bir daha yolluyorum. Darlayacağız abi rakibi. Ah be çok çok geç koydum. Zehir bu arada çok yakıştı desteğe ya. Zehir acayip yakıştı abi desteğe. Gel gel gel. Gel gel gel. Fişekçi tek isteğim arkadaki büyücüyü alman. Tek isteğim arkadaki büyücüyü alman. Hiçbir isteğimi gerçleştirmiyorsun. Domuzcu önden yollasam atlar mı öne doğru? Bir tanesi atlasa yetiyor abicim. Atlamadı harikasın. Şöyle güzel bir zehir. Zehir o kadar yakışır ki desteğe. Bir desteği bir zehir bu kadar yakışırdı ya. Ayna varmış adamda. Of. Abi hava fişekçiye bayıldım ya. Hava fişekçi öyle bir bayıldım ki. Dur. Bu mu yani? Bu yüzden mi kaybettim? Neden? Pekkam 12 seviye. Rakibin attığı kraliyet devi 14 seviye. Değil mi? Tabii ki de 14 seviye. Belki de normalde alırdı. 13 seviye olsa Pekkam. Yani 4 vurmaya alıyorsa 3 vurmaya alacaktı. Ve o vuramayacaktı son şeyini. Adam roket atamayacaktı. Ha, neyse destenin bu hali bence iş yapıyor. Seviyeleriniz güzelse bence kullanın derim. Ben sevdim desteği ama Pekka'nın 12 seviye olması hiçbir işe yaramıyor. Onu bu arada basabilirmişiz. Ama basmayalım. Pekka destesi kullanmıyorum şu anda. Şimdi kalsın. Neyse bu videomuz bu kadar. Bir sonraki bölümlerde doğaçlama seviyelerinde, kupa kasma seviyelerinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çıldırmayın sakın bu oyunu oynarken. Benim gibi. Neyse abi seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler ve bay bay.